O kanun olmalıdır her şey için. Bilirsen İngiltere niye inkişaf edeyim? İngiltere ona göre inkişaf edeyim ki oğul adice gemide gelirler ha. Gemide deyirler içimizde ağıllı kimdir? Deyir bu filan kes ağıllıdır. Bunu kaptan koyuyor. Ham da onun sözüne tabi olmalıdır. Öldürse de kaldırsa da. Esaslandırıp demelidir ki bak bu yoldan geçsek biz düz yol gideceğiz. Oğul bilirsen insanlar bu vaziyette çok pis düşüfler. Azerbaycan acınacaklı vaziyette yaşayır bazı insan. Bazıları ben açık diyorum insanlar. Ben size açık diyeyim ki bu inişliğine sual verirler nece yaşıyorsan değil bilirsen mi ki yukarıdakiler yani pulu çok olan adamlar yaşayırlar. Orta bablar şikayet edilir. Ve kasıplar ben ise hemen şey şükür okuyorum. Şükür edeli. Allah şükür. Ne şükür etaftık. Biz damcı. Bu insanlar o. Böyle idare etmek düzgün değil. Meğer gelir ki düzelecek bizim ülkemiz de öyle böyle değil. Bizim ülkemizin bizce o memurlar karopkalara yığıp saklamasa yakışırdı. İnvestisyon koysun o da gelir geçsin. Manat, bir ilde bir manat pul getmeldi oğul. Yığılığı pulları da harca O harica taşırlar, ondan sonra burada saklıyorlar. O neticede neçe ellerdi 20 milyardan yukarı kalkmırdı. 1-27 milyarda kalkıp bizim bütçemiz. dolarla hesaplasak çok küçük bütçede aslında. Bütçe, ne bütçede? Mesela için İsrail'in 7-8 milyon ahalisi var. İsrail'in 125 milyar euro mu dolar mı bütçesi var o. Bakın Almanya 60 milyon 70 milyon ahalisi var. Almanya'nın bütçesi 1 trilyon 300 milyar euro. Nereden geldi? Onlar oturuşuf devlettiler. Sen niye bak hiç görürsen ama Almanya bir şiir yazsınlar Almanlar. Almanya, ay Fransa, ay İngiltere. Biz ne deriz? Azerbaycan, Azerbaycan de yana yana danışırız. Çünkü bizim torpaklar gediği femeşe. Gittikçe gelecek 5-6, bir kümede, bir şehirde, 5 şehirde kalıpsa da öyle değil Azerbaycan hele yaşayır korkmuyor, yaşayırız biz de. Özümüz özümüne teşkilini veririz. Yani pafosundan danışırız da. Böyle, yalnız oğlum lisan eterdi, Azerbaycan çok yerinin altı da kızıl, üstü de kızıl olan bir ülkedir. Normal bu ülkede biz normal bir cemiyet kuramadık. Normal bir Ne insanlara mani olur başa Reşim Niye kurabilmeyiz? ne mani olur oğul? Düz adamlar hemşe mahvolur. Sadece bir şeydim. Zaman vakti miydi benim? O Sadık Efendi vardı. Bu muhalefet jurnalının redaktörüymüş. Bir de görüştü yeledik. Ben de düz danışıram böyle bu görür ki ben öyle düzüne kulu her şeyi deyirəm böyle. Bu korkur. Bana bir poema yazmıştı. İki satır yadımdadır. Deyirdi Reşit müəllim. Meşede ağacın düzünü kesirler. Korkudan ağaçlar o birileri eğri cücərir. Ben onu başa düşmürdüm. Şimdi başa düşüyorum ki düz adamı öldürürlermiş. O cücərən de ölmesin diye ne garılır? Ağacı kesmesinler diye ne yürüptür ki? Kesmesinler. Yani oğul bizde adalet olmalıdır. Vicdan olmalıdır. Türk başka insanlardan farklanan bir millettir. Türk'te vicdan var, adalet var, hak var, dürüstlüğü var oğul. Sen bilesen ki hele yeryüzünün en büyük filozofu derdim ki Hegel 203 yıl bundan kalk bilirsen ne deyip? Deyip dünyanı idare etmek için bir padişah seçin. Onu da Türk koymanın başında. O Türk adaletle, vicdanla, hakla, dürüstlüğüyle idare edecekti. Niye demir döz Alman idi Hegel? Dedi Alman koyun, İngiliz koyun, ne bileyim öbürü Ermeni koyun, Rus koyun. Niye demedi oğlum? Çünkü onların hepsi yalan yalan şeylerdi. Yalan danışırlar oğlum hepsi. Yalan hükümet. Amerika'sından tutmuş İngiltere, Fransa, Samsı. Ama o cemiyetler için adaletli hükümet lazım. Bəli, onların kanunları var. Çünkü kanun cemiyetleri için, yaşamaları için xüsusi kanunlar var. Ama bizde kanun işleyir mi? Yok. Ben müdüremse, ben memuramsa, ben ne desem olacak. Öyle değil axı. Bir nezaret yoktu, bir onun üstüne... Bəs bu halı kanunları niye kabul edir, Reşim Əllim?
Kim kabul edilir o? Parlament oturan deputatlar. Ha, yazıklar onlar. İlece kol çekirler, ses verirler. Onlar kanun mu kabul edilir? Karşıdan getirirler bir kanunu. Öz heyrlerine yazırlar kanunu. Reşim Hanım, bayağı dediniz ki bizim toprağın altı da üstü de kızıldı. Kızıl. Ama acından da ölürem. Burada mentik var mı? Tabii ki mentik var. Arda var mı? Olmamalıydı. Aslında netice mentiksizlikti. Yok, yerin altı da kızıldı, üstü de kızıldı. Acından ölürem bu yerde yaşayacağım ben. Elə sözümü ona getirirəm ki, neftin kıymeti bugünlerde 92 dolara keçibdi. Ay maşallah. Yani Azerbaycan büdcəsində de 2022-ci ildə neftin kıymeti 45 dolardan nəzərdə tutulub. Yəqin məlumatınız var. Bəli. Yani çok büyük məbləğdə artım var büdcədə nəzərdə tutulmadan. Bu artan pullardan niye uşaq pul vermək istəmirlər? Bilirsiniz ki, ötən ilin son ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ölkədə demografik vəziyyətin yaxşı olduğunu, uşaq pulunun verilməsinə ehtiyac olmadığını qeyd etdi. O 45-ci ilə kimi bu vəziyyətin stabil olduğunu bildirdi. Yəni sizcə bu demografik vəziyyət yaxşıdır mı? Yox, oldu. Sahil Babayev, əvvəla deyim ki, düzəltmək istəyir. Bir şey deyim məsələn. Sahil Babayev düzeltmelidir. Bizim çok insanlar var rüşvet verip de özlerini yalan sağlam adamdır. And olsun Allah. Pensiyalılar. Bunlar olmalıdır. Ama Sahil Babayev o qurunun yerine de yaşı da yandırır. Eğeri kesik adamlara el adam var hakikaten onlara düşür. Onları da incidirler. O incidilmemelidir. Yani insanı devletimize karşı, prezidentimize karşı koyurlar oğul bunlar. Elə bilmə o düzəldir, yaxşıdır. O oradan nə qədər adam kəs. O hansı adamlar kəsilməlidir? Doğrudan da qeyri-qanunu sağlam adamdır, ona nə veriblər? Qrupa veriblər. Qrup, o qrupalar hamısı ləğv olunmalıdır, düzgünlük olmalıdır. Amma yenə də o, məsəl üçün, bizim vətən müharibəsində əyağı kəsilənlər, qolu olmayanlar, onlara da əziyyət verirlər. Onlar yazıqlar küçəyə çıxırlar. Siz görürsünüz nə qədər bizim nələrimiz var. Şəhid anaları var, küçəyə çıxır, nə bilim mən, qazilərimiz var. Əyağı yoxdur. Aksiyalar keçirirlər. Bunu biz görürük. Amma olmamalıdır. Onlar olmamalıdır. Onu tez həll edib o normal adamların normal pulunu vermək lazım. Mənə elə gəlir ki, büdcəmizdə pul çox az da yox. Büdcə azalıb, müharibə pul deməkdir. Bilirsən ki, Napolyon deyiblər müharibə üçün nə lazım deyir. Müharibə üçün üç şərt lazımdır. Birincisi pul, ikincisi pul, üçüncüsü yenə də pul. Pul büdcədə yoxdur. Hamısını dağıdıldı, silahlar alındı, belə şeylər alındı. Bunlar hamısı elə pulsuza vermirlər o. Silahlar alındı doğru da ama memurların milyardları da hesabı yoxdur. Onu da eləmək lazım. Bu ölkə düzəlməlidir oğul, xeyri yoxdur. Heç ara haraya gedirlər, geçsinlər, uzun çəkə bilməz. Bu ölkə memurlar başa düşməlidir, bəzi memurlar. Prezident təhdid, mən inanmıram, hamının nə bilir burada biz nə iş görür prezident, nə bilir o oradan. Rüşvəti alırlar və əziyyətini prezident çəkir. Hər şey prezidentin boynuna qoyulur. Mən prezidenti tərifləmək fikrim deyil. Prezident nəzarət qrupu yaratmalıdır. Yaxşı adamlardan, düz adamlardan ölkə dağıdırlar, ölkəni dağıdırlar. O. Mən hətta bir dəfə demişdim ki, Azərbaycan xalqını mən Xəzər dənizinin balığını saxlayaram. Hani heç Xəzər dənizinin balığını yiyibsən mi sən heç? Xeyr. Xeyr.